Çok teşekkür ederiz. Öğretmenler Günü için 24 Kasım için toplandık. Öğretmenlerimizi mutsuz ettik. Vallahi billahi. Ama bir uğursuzluktur. Tuttu yakamızı efendim. Gürkan Hocam, bir kahraman gerekiyor bize. O da sizsiniz. Elimden geleni yaparım. Lütfen şu zinciri kırın artık, ne olur. Vallahi elimde 14 tane soru var. Geçen sefer de 14 tane soru vardı. 3 performansı izledim. 3'ü birden 9000'in üzerine çıkacak gibiydi. Evet. Bir de ne yazık ki sonlarda takıldığımız için verdiği darbe büyük oluyor. Yapmayalım böyle şey. Yapmayalım böyle şey. Güzel başlayalım, güzel bitirelim. Bakalım. Bir 9000 istiyorum ya sizden. Buyurun ilk soru. Besinleri parçalamaya yarayan kemik donatımının adı. Kemik donatımı besinleri parçalıyor. Kemik besinleri parçalamaya yarayan kemik donatımının adı. Yani yemek yiyoruz, o besinleri parçalıyor. Bir kemik donatımı var vücudumuzda. Midedir onu yapan Hocam, ya. Hocam kemik kemik. Allah Allah. En başında. Ağız yahu. Kemik donatımı. Çene ya. Çene. 400 puan verildi. Böyle başlasın, gerisi gelir. Buyurun. 4 harfi yine. Mecazi anlamda yönlendirilebilen insan topluluğu. Sürü. Sürü. 400 puan daha demek. Şimdi biraz işte yumuşattığımız, sağını solunu eksilttiğimiz bir soru. Buyurun. Güler yüzlü Çağrı diye sorduk. Aslında Çağrı ile eş anlamlı bir kelime ama kelimeleri böyle bir kefeye koyduğunuzda Çağrı kelimesinden daha... Mesaj. İleti. Davet. Davet. 500 puan daha. İki tane sokak jargonundan soru var demiştim. İşte bu ilkidir. Buyurun. Argo'da sorun ve kavga çıkarma potansiyeli yüksek kişiler için kullanılan bir tabir. Ondan uğraşma. O tam bir nokta. Arıza. Arızadır. Çok güzel. Çok güzel oldu bu iş. Altı harfli cevaplara geçtik bile. Çok da hızlısınız maşallah. Buyurun, geliyor yeni sorunuz. Dar alanda gerçekleşen girdabımsı fırtına. Hortum. Nedir hocam? Hortum. Altı harflidir. Kesinlikle bizim aradığımız cevaptır. Bitsin. Sokak jargonundan geliyor yine. Argo'da kur yapmak anlamında kullanılan kaba bir tabir. Şimdilerde çok affedersiniz yürümek diyorlar. Yürümek diyoruz, evet. Evet. Bu bizim gençlik yıllarımızda kullanılan. Yazmak. Yazmak mı? Değil mi? Yazmak. Hem de markörle. 7 harfi tek kelime gelsin de görelim. Nasıl bir sorusu var? Kepenek de denir. Işık tutkunu, mütevazı bir kelebektir. Aa, ne deriz buna? Işığa tutkun, mütevazı kelebek. Kelebekler gibi öyle gösterişli değil. Harf alayım ya. Buyurun. Bir harf daha alayım. Mütevazı kelebek. Kelebek gibi öyle gösterişli, renkli değil. Daha böyle... Karbonhidrat temelli beslenmiş. Bu ne ya? Neydi o? Pervane. Pervane o. 7 harfli cevaplar bitiyor onlar. Buyurun. Mastarla bitiyor aradığınız cevap ve anlamı şu. Her yandan gelip bir yere toplanmak. Bütün pervaneler her yandan gelip... Doluşmak. Yok. Sizin ışığınıza hocam ne yaptılar? Üşüşmek. Üşüştüler. 700 puan değerinde. 4200 oldu kasa. 2 tane harf aldık. 9600'e ulaşabilecek durumdayız. Süre derseniz 2 dakikaya yakın. 6 tanecik de soru kaldı. Ha gayret. Almış ekini sonuna, olmuş size 8 harfli. Kütüğe geçirilmiş olan. Resmen kayıtlı. Tıpkı kayıtlı gibi bir ek almış sonuna. Harf alalım. Aldık bir harf. Kütüğe geçirilmiş, resmen kayıtlı. Bir harf daha alalım. Mesela markalar için kullanılır hocam. Ah, tescilli. Tescilli marka. 600 puan değerinde 4800 oldu kasa. İkinci 8 harfli cevabımızın da sonunda bir ek var. O bir yoksunluk eki. Şöyle sorduk kendisini. Çatık yüzlü, abuz. Suratsız. Suratsız. Çok güzel oldu bu iş.
Bu gidişle ciddi de bir süre arttıracaksınız gibi geliyor bana. 1 dakika 23 saniye var elimde. İlk 9 harfli cevabın peşindeyim. Önce soruyu okuyayım. Otokontrol. Bu sözcüğün Türkçe karşılığını rica ediyoruz sizden. Gürkan Hocam. Öz denetim. İşte o kadar. Sizi tebrik ederim. Çok iyi. Hakikaten öyle. 9 harfli cevaplar bitiyor şu soruyla birlikte. Tek kelimedir. Mastarla biter. Şöyle sorun. Halk ağzında iş yapmaktan kaçmak. Kaytarmak. Hocam beklemeye gerek var mı? Hayır. Son iki soru. İkisi de birbirinden kolay. Geliyor ilki. İnsan vücudunda ateşin ölçüldüğü 4 yerden biri. Alnımızdan ölçülür, bilekten ölçülür. Nereden ölçülür başka? Kulaktan. Hiçbirini bulamadık mı? Bir tane kaldı. Koltuk altı. Koltuk altı mı? Kesinlikle öyle. İlk orası aklımda. 10 harfli. 2 kelimeden oluşuyor. Şöyle soruluyor. Galiba o uğursuzluk zincirini kırdık. Rahat, konfor ve eğlence içinde yaşamak. Oo. 2 kelime mi? 2 kelime. Mekmak diye bitmek. Sefa sürmek. Nedir hocam? Sefa sürmek. Hocam sizi tebrik ederim. Canı gönülden tebrik ederim. Sular seller gibi maşallah. Üzerine de 39 saniye arttırdınız ki tadından yenmez. Bu ne demektir? En fazla 4 harf alacak Melih Hocam. Üzerine de 40 saniye arttırması gerekiyor. Bundan sonrası ya siz ya Melih Hocam. Hep birlikte göreceğiz. Sonuç ne olursa olsun. Kuvvetli bir alkış.